Belediye Başkanımız da bu süre zarfında bugüne kadar bize destek verdi. Kardeşimiz hem dostumuz hem dava arkadaşımız uzun yol. Bahçekale'yi sınırda bir yıldız iki haline getirmek istiyoruz ve bunu... Artık bu ülkenin kaderi çok uzun yıllar AK Parti ve Tayyip Erdoğan'la beraber devam edeceği ifade edildi. Bugün de inşallah bu maddi ve manevi kalkınma milletimizin gözünde gelişmekte. Belediyemiz de bunun bir parçası. Allah'ın izniyle uzun yıllar bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Burada çok deneyimli bir belediye başkanımız geçmişte milletvekilini yaptı. Yine belediye başkanlığı yapmış bir milletvekilimiz Ahmet Akay Beyefendi var. Biz birlikte çalışıyoruz. Ona çok güzel bir sözü var. Buranın sorunları Ankara'dan çözülür deniyor. Hakikaten Ankara'yla bugüne kadar hiç boş bırakmadık. Çalışmalarımıza baktığımız zaman zaten biz beraber çalışıyoruz. Büyük küçük şehir ayrımı yapmadan Ahmet Akay vekilimizle Ankara'da Akçakale ile ilişkin her bir sorunda öncüdür. Bürokrasiyi biliyorlar, nasıl temas kuracağını biliyorlar, nasıl çözüm aranacağını biliyorlar. Hemen burada önemli bir konu, küme evler dediğimiz kırsal mahalleden kopuk yerler. Bunu nasıl çözeriz dedik. Bunlar eğer yol problemi yoksa, yani mülkiyet problemi yoksa, hane olarak da çoksa, biz stabilize malzemesini burada ürettik, birlikte çalışıyoruz o konuda da. Geldik, artık stabilize malzemesi almaya gerek yok dedik. Büyükşehir olarak biz mobil komutasyonumuzu gidiyoruz, kuruyoruz, bunu her ilçeye yapıyoruz. Ama önce Akçakale'den başladık, onu da ifade edeyim. Her ilçeye kuruyoruz, yapıyoruz. Yine bir şey daha yaptık. Yol ağında olup da yapılmayan kırsal mahallelerdeki stabilize yollarımızın tamamını bitiriyoruz. Hiçbir tane kalmayacak bu dönemde. Geçen dönem yaptığımız rakamları söylediğimizde bizim bazı ilçe belediye başkanlarımız bile inanamadı. Dediler ki ya bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar yaptınız? Evet, biz boş yere çalışmadık. Özel kimselere hizmet götürmedik. Sadece vatandaşımıza hizmet götürdük. Bu hastalık sürecinde bizleri yalnız bırakmayan çok değerli Akçakaleli, Şanlıurfalı, Haranlı hemşerilerime, köy ortaklarıma, sizlere ve vatandaşlarıma çok saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sizlerin duasıyla inşallah bu badireyi de atlattık. Her şey kaderdir, buna inanın. Ama tedbiri de tabii ki elden bırakmamak lazım. Önce tedbir, sonra takdir dememiz lazım. Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Benim katıldığım bu ikinci bir toplantı oldu. Sayın Başkanımızın dediği gibi, Mehmet Yalçın Kaya Başkanımızın dediği gibi, Zeynel Başkanımız gerçekten ilçemize her konuda destek oluyor. Akçakale çok şanslı. Milletvekilimiz 15 yıl daha önce belediye başkanı, şu anda milletvekili. Geçmişte ben milletvekili, şu anda belediye başkanı. Hiçbir ilçenin böyle bir şansı, böyle bir tecrübesi, böyle bir ekibi yok. Biz burada sizlerle beraber, burası AK Parti'nin kalesidir. Bu 20 yıldır böyledir.